Çok değerli genel başkanım, kıymetli milletvekillerim, il başkanım, ilçe başkanlarım, emekçi dostlarım, değerli emekçiler. Bugün genel başkanımızı aramızda ağırlamaktan mutluyuz. Hoş geldiler, sefalar getirdiler. Emek ve alın teri mücadelemizin 109. günündeyiz. Dile kolay, 109 gün. Bu süreç içerisinde genel başkanımız ve teşkilatları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli vekilleri, değerli il başkanları, ilçe başkanları hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmadılar. Onlara minnettarım, tekrardan teşekkür ediyorum. Değerli genel başkanım, 109 gündür 30 bin lira taban ücret almak için buradayız. Bu fabrika metal sektöründe hizmet veren bir fabrika. 700 derece, 800 derece ateşin karşısında çalışıyoruz. İstediğimiz rakam 30 bin liraydı. Ama bize şu ana kadar önerilen rakam 22 bin lira. Döndüm emekçilere. Deprem bölgesindeyiz. Bir simidin 10 lira olduğu, ev kiralarının 15 lira olduğu, okul masraflarını söylemiyorum. Açlık sınırının altında bir çalışmaya var mısınız dediğimde hepsi başkanım emrindeyiz, direne direne kazanacağız dediler. Onlara şeref duyuyorum. Direne direne kazanacağız. Direne direne kazanacağız. Değerli genel başkanım, kıymetli misafirler, bizim amacımız üretim yapmak. Biz 109 gündür 60 derece sıcağın altında, çadırın altındayız. Lakin birinci önceliğimiz bu zor dönemde, ülkemizin zor dönemde geçtiği bu dönemde biz üretimle katkı sunmak istiyoruz. Biz 700 derece ateşin karşısında çalışmak istiyoruz. İşverene şu öneriyi getirdim. Ya eğer gücünüz yoksa gelin bunu ikinci altıya verelim. 2025'e kaydıralım. Milletvekillerimiz aracı olsunlar. İl başkanımız aracı olsun dedim. Ama nafile dinlemediler. Ben 109 gün burada emekçilerle mücadele ederken maalesef iki defa grevi kırma çabasını da gösterdiler. Asla müsaade etmedik, müsaade etmeyeceğiz. Ama dün üzülerek ifade edeyim, bir baktık ki başka yerden, Karabük'ten, Kayseri'den fason çektirmeye başlamışlar. Ya Allah'tan korkun. Dışarıda sizin öz evlatlarınız 109 gündür sadece 30 bin lira taban ücret alması için uğraşıyor. Gelin bu sözleşmeyi beraber imzalayalım. İşte genel başkanımız da aracılık olsun. Bu işi burada bitirelim diyorum kendilerine. Değerli genel başkanım, hazır sizi yakalamışken özellikle emekçilerin birkaç sorunu da bahsetmek istiyorum. 109 gündür buradayız. 109 gündür emekçiler ne yiyor, ne içiyor? Bunu çok soran yok. Başta genel başkanımız Yunus Değirmenci ve genel merkezimiz aşağı yukarı aldıkları maaşın yarısını karşılıyorlar. Yarısını da STK'lar, değerli iş adamları ve özellikle belediye başkanları elinden gelen gayreti gösteriyor. Bu konuda teşekkür ediyorum. İşte Suzan Hanım burada, İbrahim Bey burada, arkadaşlarımız. Ama özellikle Bahadır Başkan'a ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bize baba şefkatiyle yaklaştı. Nermin Hanım'a ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. O da anne şefkatiyle yaklaştı bize. Sağ olsunlar. Suzan ablamız bizi burada bırakmadı, yalnız bırakmadı. İl başkanımız yalnız bırakmıyor. Hasreten, yani adını sayamayacağım bir sürü gizli kahramanlar var. Haklarını helal etsinler bize bu konuda. Efendim? Komple CHP yönetiminden bahsediyorum. Hepinizin şahsına teşekkür ediyorum. Ben istiyorum ki, arzu ediyorum ki, grevdeki işçi arkadaşlarımıza artık işsizlik fonu diye bir fonumuz var. Buradan bir şeyler aktarılsın başkanım. Yoksa endüstriyel ilişkiler içerisinde patron ayrı işler yapacak, fason üretecek. İşçi arkadaşlarımız çadırda 109 gündür açlığa ve sefalete mahkum edilecek. Bunu asla kabul etmemiz mümkün değil. Metal sektörünün ağır sanayi kapsamına alınmasını istiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Çıraklık ve staj başlangıç tarihlerinin mutlaka baz alınmasını istiyoruz emeklilikte. Bunu daha önce vekillerimiz defalarca gündeme getirdi. Vergi oranları kanayan bir yaramız. Yani ne varsa bodrollarda var. Bodrolları mahkum, bodro mahkumlarını yakalıyorlar. Onlardan istediği gibi vergileri alıyorlar. Ama
En önemlisi sendikanın, sendikalı yapmanın önünün açılması lazım ki kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alalım. Burada özellikle sendikalı olan iş yerlerine, bakın iş yerlerine diyorum, işverenlere diyorum aynı zamanda, pozitif bir destek vermek lazım. Bunu sizden istirham ediyorum. Ben sözü çok uzatmak istemiyorum. Bu sıcakta şeref verdiniz, hoş geldiniz. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İşçi sendika omuz omuza. İşçi sendika omuz omuza. İşçi sendika omuz omuza. Pazar gününün erken saatlerinde il ilçe başkanlarımız, milletvekillerimiz Osmaniye programına gideceğim süreçte beni sizin 109 gündür sürdürdüğünüz bu mücadeleyle ilgili bilgilendirdiler. Genel başkan yardımcılarımızla birlikte sizi ziyaret etmeyi, mücadelenize destek sunmayı ve sizin şahsınızda yol bulan işçilerinin sorunlarını dinlemeyi arzu ettik. Buraya geldik. Bizleri karşıladınız. Hepinize teşekkür ediyoruz. Öncelikle sizlerin bu onurlu mücadelesini saygıyla selamlıyorum. Maalesef sorunun özünü biraz önce ifade ettiniz. Türkiye'de 1980 darbesi öncesi her 4 işçiden 3 tanesi, %75'i grevli, toplu sözleşmeli sendikal haklara sahipti. Darbe tüm demokratik yapıların üstünden tanklarla geçerken emeği de ilk başta ezdi. O günden bugüne Türkiye'de sizler gibi sendikal mücadele veren 3 konfederasyona bağlı sendikalar ve bağımsız sendikalar var. Gelebildiğimiz nokta gerçek anlamda her 10 işçiden ancak birinin bu sendikal mücadelenin içinde yer alabildiği durumdur. Bunun içinde kamuda yani devletin sendikalaşma karşısında orantısız bir takım hareketler yapmadığı için sendikalaşmanın kolay olduğu kamu da dahildir. Sizin gibi az sayıda sendikalı olan işçiler de bu kez sanki sendikalı olmak çok büyük bir lütuf, tek başına bir ayrıcalıkmış gibi patron tarafından hak talepleri ekstra bir şey istiyormuşçasına, yani insanca bir yaşam talep etmek suçmuşçasına karşılanıp bu talepler geri çevriliyor. Bugün ifade ettiğiniz rakamlar böylesine ağır şartlarda çalışılan bir iş yeri için dünyanın herhangi bir yerindeki rakamların 1/3 bile değildir. Ama bu size çok görülüp asgari ücretin hemen üstünde çalışmaya razı edilmeye uğraşılıyor. Tabii deprem bölgesinin kendine özgü zorlukları, özellikle barınma ile ilgili zorluklar da göz önüne alındığında size ya sokakta kal, çoluğunun çocuğunun karnını doyur, yok bir eve geçmek istiyorsan aç kalmaya mahkumsun denen bir ücret teklif ediliyor. Buna direnmeniz, bunun için mücadele etmeniz en doğal insan hakkıdır. Ben Manisa'dan, Soma'dan, emeğin baş ilçelerinden, başkentlerinden bir tanesinden gelen bir siyasetçi olarak bugünlerde Manisa'dan Ankara'ya yalın ayak yürüyen Fernas işçilerinin size selamını ve dayanışma duygularını iletiyorum. Buradan da Fernas işçilerine, bağımsız maden işte örgütlü Fernas işçilerine, hemşerilerime, kardeşlerime bir kez daha desteklerimi iletiyorum.
elbette bu sorunun çözülmesi için. Yani bir sendikanın en mutlu günü işverenle üyesinin bir noktada buluştuğu, davulların çalındığı, alayların çekildiği, işbaşı yapıldığı gündür. Biz çözümsüzlüğü değil çözümü savunuyoruz. Bir kez daha buradan işvereninize, biraz önce isimlerini saydığınız milletvekillerimiz, önceki dönem milletvekillerimiz, belediye başkanımız, il ilçe başkanlarımız aracılığıyla bir kez daha sizin adınıza bir dostluk ve uzlaşma eli uzatıyoruz. Arkadaşlarımız bizim programımız bittikten sonra salı günü için kendilerinden randevu talep etsinler. Veya çarşamba günü için, pazartesi günü için randevu talep etsinler. Görüşsünler ve sizinle onların arasında bir uzlaşma noktasını arayalım. Eğer burada bir anlaşma olursa, sizi işçileri memnun eden bir süreç olursa bundan en çok biz memnun oluruz. Yok, size karşı orantısız güç kullanırsa, başka yerlerden fason üretimle iş kanununa aykırı işler yaparsa, grev kılıcılığa kalkarsa sizin mücadeleniz bizim mücadelemizdir. Son ana kadar arkanızdayız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. İşçinin umudu Özgür Başkan. İşçinin umudu Özgür Başkan. İşçinin umudu Özgür Başkan. Değerli arkadaşlar, sizin şahsınızda şunu da ifade etmek isterim ki her işçi, alnının teriyle, gözünün nuruyla çalışan her işçi, hatta artık bunu dirsek çürüterek çalışan emekçileri de, yani beyaz yakalı, mavi yakalıların yanında beyaz yakalıları da ya da ara kademede çalışan gri yakalıları da katarak söylüyorum ki çoluğunun çocuğunu geçindirmek, onun geleceğinden endişe duymamak için en onurlu şartlarda çalışmak, en iyi maaşı almak ve bunun içinde örgütlü olma hakkına sahiptir. Anayasa bu hakkı veriyorken, 1970'lerde CHP iktidardayken işçilerin %75'i sendikalıyken bugün bu noktaya gelinmesi politik bir sürecin sonucudur. Siyasi bir sürecin sonucudur. Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart'ta seçimlerden birinci parti olarak çıktı. Şu anda da Türkiye'nin birinci partisi. Buradan sizin şahsınızda Türkiye işçi sınıfına ve Türkiye'de emeğiyle geçinen herkese şu sözü veriyoruz. İktidarımızla birlikte ilk iş örgütlenmenin önündeki bütün engelleri kaldıracak. Eğer işçiyle işveren karşı karşıya geliyorsa gelmesin isteriz. Devlet olarak işçinin yanında duracak. Verilen tüm mücadelelerin sonunda, 5 yıllık iktidarımızın sonunda önce %50'lik örgütlenme hedefini, yani her iki işçiden birinin sendikalı olmasını sağlayacak. Her iki işçiden bir tanesinin sendikalı olmasını sağlayacak. İki dönemin sonunda Bülent Ecevit'in bıraktığı yere %75 örgütlülük seviyesine ve üzerine işçi sınıfının erişmesini biz sağlayacağız. O süreçte bütün mücadelenizi sonuna kadar destekliyoruz. Gerek kanuni düzenlemeler, gerek Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın iradesi, gerekse ülkeyi yöneten partinin iradesi olarak bugün olduğu gibi o günde biz yanınızda olacağız. O gün yanınızda bugün muhalefette sesinizi duyuranlar veya bizim gibi sesinizi bütün Türkiye'ye duyurmak için ziyaret edenler iktidarda olduğunda yanımıza varmak için aracı kullanacak olanlar sizler olmayacaksınız.
patronlar bir şey konuşacaksa onlar aman bizi dinlesinler. Hep işçileri dediğim yapıyorlar. Türkiye'de 17 bin lira asgari ücret sefalet ücretidir. Geçtiğimiz yıl bu ücrete 4 kez zam yapacağız diyenler iktidar olunca ikinci zammı bile yapmayıp 17 bin lirada bıraktılar. Siz hakkınızı alsaydınız bu sözleşme bağıtlandığı gün size verilen maaş gerçekten bugün asgari ücret hak ettiği zammı alsaydı 25 bin lira olsaydı zaten siz aynen hiç greve çıkmadan evet 30 bin liranın üzerinde evet taban maaşı almıştınız. Evet. Bugün sizin hakkınızı yiyen yerel hak yiyici bu şirketin yol bulanın patronuyken esas hakkınızı yiyen genel hak yiyici bugün ülkeyi yönetirken 17 bin lira 25 bin lira yapmayanlar hayat pahalılığına enflasyona göre asgari ücreti yükseltmeyenlerdir. Sizin mücadelenizde burada yol bulan işçilerinin genel olarak emek mücadelesinde de Türkiye işçi sınıfının yanındayız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.